Kur'an-ı Kerim'de içki, kumar, dikili taşlar, fal okları bunların iğrenç şeyler olduğu ifade edilmekte. Ve içkinin, kumarın insanlar arasına düşmanlık ve kin soktuğunu, onların ilişkilerine zarar verdiğini ifade eder. Müslümanların kesinlikle böyle şeylerden uzak durması gerekir. Ki insanlar dindar olmasalar bile onlara da zararlıdır. Onlara da bu tavsiye edilir. Kumar oynamanın bireyin kendisine zararı vardır. Psikolojisi bozulur. Ayrıca diğer insanlarla ilişkiler de zarar görür. Ailevi ilişkileri zarar görür. Artık kazandığı parayı ailesi için değil, kumar için harcamaya başlar. Ve haram para söz konusu olduğundan da toplumda da fesat yaygınlaşmaya başlar. Bununla mücadele edilmelidir. Toplumu ifsad eden bir fiildir. Bunun için elimizden geleni yapmamız lazım. Milli piyango da kumar türlerinden birisidir. Bildiğim kadarıyla 2017 yılında özelleştirilmesi gündeme geldi. Olumlu bir girişim bu. Takdir edersiniz ki Türkiye'deki her uygulama, yani devlet aracılığıyla yapılan uygulamalar İslam'a göre yapılmıyor. Hani yasalar o çerçevede değil. Ama bu yönde epeyce olumlu mesafe alındı son 10-15 yılda. Bunun da özelleştirilmesi en azından devlet eli yapılmasına göre olumlu bir şeydir. Tabii gönül ister ki kumar tamamen iptal olsun. İnsanlar hiç kumar oynamasınlar. Fakat internetin çıkmasıyla sanal kumar da yaygınlaştı ve kontrol edilmesi daha da zorlaştı. Ama sonuçta kötü insanlar kötülük için çabalıyorlarsa iyi insanların da onlardan daha fazla çalışıp onların bu fiilini ortadan kaldırmaya çalışması lazım. Yani devlet eliyle piyango oynatılması meşru görülecek bir şey değil. Türkiye'de din konusuna duyarlı epeyce insan var. Bunlar da paralarına, aldıkları maaşı haram karışmasını istemezler. O yüzden özelleştirilmesi olumlu bir gelişme. Fakat onunla kalmamalı devlet. Bunu özel de olsa yasaklamalı, ortadan kaldırmalı. Yılbaşı yani batıdan Türkiye'ye geçmiş bir adet diyelim. Fakat meşru görülemeyecek bir adet. Çünkü bu kutlamalara genellikle kumar, içki, dans vesaire İslam'ın kabul etmeyeceği şeyler dahil oluyor. Ve insanlar öyle fiiller yapıyorlar ki kendilerini rezil ediyorlar. Bu tür şeylerden uzak durmak lazım. Çocuklarımızın da uzak durması için çalışmamız lazım. Bu fiiller insanların ahlakına zarar veren fiillerdir. Hem örgün eğitim hem yaygın eğitim açısından bakarsak toplumda var olan kültürel ve ahlaki yozlaşma karşısında Müslümanların hem sanal imkanları hem de bizzat yüz yüze hangi imkanlar varsa batıl unsurları ortadan kaldırmak için çabalamaları lazım. Bunun için örneklik göstermeleri lazım. Ki insanlar desinler ki bir de böyle bir hayat tarzı varmış. Yani nezih, ahlaklı bir hayat tarzı varmış. Kötü alışkanlıklardan uzak hayat tarzı varmış diye. Onu güzelce takdim edelim ki insanlar yanlış yoldan uzaklaşsınlar. Hem dünyada mutlu olsunlar hem de ahirette mutlu olsunlar.